Merhaba sevgili dostlar. İlginç bir soru var. E, tam şöyle formüle edebilirim şimdi elimde yazılı olmadığı için tam hatırlamıyorum ama bir musibet bir nasihattan iyidir. Yani başımıza bir şey geldiği zaman bir sürü nasihattan öğrendiğimizden çok daha fazlasını öğreniyoruz. İnsan gerçekten her şeyi yaşayarak mı öğrenmeli, yaşayarak mı öğrenme daha kıymetli yoksa teorik bilgiye de işte bir şekilde ihtiyacımız var mı? Gibisinden bir soruydu ve bana çok güzel bir şey çağrıştırdı açıkçası. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hazır böyle de bir ortam varken madem şurada sohbet ediyoruz güzel güzel. Müzik Efendim biz dünyaya dair bilgilerimizin büyük bir çoğunluğunu özellikle gelişme sürecimizde etrafımızdaki insanlardan alırız ve bunu bilerek isteyerek yapmayız. Bunlar adeta böyle bir suyun kuru bir sünger tarafından emilmesi gibi beynimiz tarafından daha ilk nefes almaya başladığımız günden itibaren emilir ve biz bunları çoğu zaman hiç sormadan, sorgulamadan içselleştiririz ve bunların çok 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 büyük bir kısmı bilinç dışı zihnimiz denen yani bizim şu bilinçli farkındalığımızın erişiminin olmadığı bir yerde depolanır. Ve gariptir ki orası çok büyük bir mahzendir. Yani bizim bilinçli zihnimiz böyle buzdağının tepesi gibi düşünün. Bilinç dışı zihnimizde devasa bir kompleksi veri bankası vardır. Ve bu veri bankası gün içerisinde yaptığımız hemen hemen her şeyin esas yönlendiricisi ve belirleyicisidir. Benim şu anda burada size kurduğum bu kelimeler, bu cümleler dahi benim o bilinç dışı zihnimden otomatik olarak hazırlanır, gelir. Ve bunların her bir cümleyi, her bir kelimeyi tek tek düşünmeye kalksam asla yapamayacağım bir konuşmayı gayet pıtır 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 yapabilmemi sağlar. Ve bizim gün içindeki hemen hemen tüm davranışlarımız böyledir. Benim konuşmam gibi çok fazla vakit ayırdığınız bir özelliğiniz varsa, çok tekrar ettiğiniz bir şeyiniz varsa Orada iyice akıcı hale gelirsiniz. Ben mesela 30 senedir konuştuğum için devamlı konuşuyorum ve... ...bu benim için kolay yapılabilir bir şey haline geliyor. Fakat buradaki o bilinç dışı zihnimdeki o otomatik pilotun nasıl çalıştığı... ...kodların nereden geldiğine dair hiçbir fikrim yok. Sadece beynin böyle bir özelliği var. Karmaşık davranışları otomatiğe alıp bizi böyle bir rahat bırakıyor. Bilinç denen yapı, yani bilinç denen özellik böyle zorlu bir durumla karşılaştığımızda... ...devreye girsin diye genellikle tatilde devam ediyor hayatına ve biz günlük hayatımızın çok 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 büyük bir kısmını %98'inden fazlasını bu bilinç dışı inançlarımızla ve kodlarımızla geçiriyoruz. Ve bazen hayatta başımıza bir şeyler geliyor. Mesela bir insanla bir sorun yaşıyoruz. İşte bir kriz durumla denk geliyoruz. Bir hastalanıyoruz, birini kaybediyoruz, bir şey oluyor. Ve bu bizim o güne kadar getirdiğimiz otomatik pilot zihinsel kodlarımızla aşamayacağımız bir yaşamsal sorun yaratıyor. Küçük ya da büyük fark etmez. Hayatımızda bir tökezliyoruz. Çünkü bu artık o güne kadar yapa geldiğimiz şeyler artık oradan sonra ilerlememizi sağlayamıyor. Gücü oraya yetmiyor. O zaman ne oluyor? Oturup düşünüyoruz. Bilincimizi devreye sokuyoruz. Kısmetse yeterince zaman bulabiliyorsak şimdiye kadar ne yapıyordum? Bu olay gelince ben niye işlevsiz kaldım ve ben bu konuyu nasıl aşabilirim diye akıl yürütmeye başlıyoruz. Bu akıl yürütme işlemi bilinç dediğimiz çok özel bir yeteneğin devreye girmesine sebep olduğu için bilincin ana işlevinin bir sonucu olarak da bizde bir davranış değişikliği yaratıyor. Yani biz artık daha önceden hiç belki varlığını bile bilmediğimiz bir davranışı, hiç gerekli görmediğimiz bir davranış örüntüsünü artık hayatımıza katabiliyoruz. Ya geçici ya kalıcı olarak. Şimdi dolayısıyla bizim otomatik döngülerimizi kıran her türlü olay, pozitif negatif, olumlu olumsuz hiç fark etmez, bizi bir durup düşünmeye sevk ediyor. Ve bu da aslında bizim gerçek anlamda öğrenme dediğimiz süreci tetikliyor. Hepimiz biliriz ki bir şeyi öğrenmemiz için önce onun bir ilgimizi çekmesi lazım. İlgimizi çekten sonra ona bir dikkatimizi vermemiz lazım. Dikkatimizi verdikten sonra da onu fehmetmemiz yani zihnimize dahil etmemiz gerekir. Şimdi bunun olabilmesi için Mesela bütün gün bize neler olduğunu düşünün. Etrafımızda koca bir dünya gidiyor. Haberler, bildirimler, korna sesleri, trafikler, bir şeyler bir şeyler insanlar konuşuyor, ses gürültü. Bütün bunların hepsini akılda tutacak bir sistemimiz olmadı açık. Çünkü günün sonunda bugün işte 24 saat yaşadınız. Hadi 12 saati uyanıktınız diyelim. O 12 saat içerisinden ne oldu diye hatırlamaya kalksanız yani yarım saatini zor hatırlarsınız. Çünkü zihniniz oradan seçerek ancak bir şeyleri tutabiliyor. Peki neyi seçiyor? Dikkatinize çarpan şeylerin çoğu sizin rutininizin dışında gerçekleşen, sizi şaşırtan, üzen ya da korkutan neyse ya da sevindiren özel sıra dışı hadiseler. Ve bunlar olduğu zaman ancak bizim beynimizin bilinçli sistemi devreye girip öğrenebiliyor. Şimdi biz çocuklarımıza sürekli öğütler veriyoruz. Şöyle yapma, böyle yapma, bunu böyle yapman lazım. Bak işte böyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan kötü olur. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ama şu ergenler mesela hiç bizi dinlemiyorlar arkadaş. Böyle burnunun dikine gidiyorlar ve burnunun dikine gittikleri zaman da sıklıkla kötü bir şeyler yaşıyorlar. Birili ufaklı fark etmez. Yani çok küçük bir sorun da olabilir, büyük bir sorun da olabilir. Bu sorunların her birisi o kişinin ileride erişkin bir kişi olarak hayatına devam edeceği süreçte onun kişilik yapılanmasında ayrılmaz bir parça haline geliyor. Ve gerçekten de bir insan gerçekten deneyimlediğinde, işin içinden geçtiğinde gerçek bir bilgi elde etmiş oluyor. Şimdi ondan önce oraya kadar ya da işte bir sıra dışı bir şey yaşayana kadar hayatımızı sürdürmemizi sağlayan ve üzerinde hiç düşünmediğimiz o kalıp inançlar aslında çoğunlukla bizim değil. Etraftan aldığımız ve bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz için ön yazılım gibi yüklenmiş bir şeyler diye düşünelim. Fakat biz ne zaman hayat tarafından işte bu kalıplarımızın sınandığı durumlardan geçeriz? O zaman gerçek deneyimlerle gerçek bir hayat inşa etmeye başlarız. İnsan ancak gerçekten hayatı deneyimlediğinde gerçekten bilgi alır ve bu tip bilgilerin miktarı arttıkça, bu tip deneyimlerin miktarı arttıkça da o insanın zihninde sadece ona özel genellikle sadece onun için yol gösterici olan bir bilgelik hali, bir idrak hali oluşmaya başlar. Ama eğer çok rutinde, her şeyi güvence altında, her şeyin beklendiği gibi olduğu bir hayatı yıllar 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 boyunca yaşamışsa insan, bu bilgeliği geliştirememek bir tarafa ne oluyor biliyorsunuz? Genellikle böyle insanlar bunalıma giriyorlar. Çünkü onulmaz bir arayışları var. İnsanın fabrikalarının beşinci maddesi gereği sınırlarını zorlamak için yapılmış bir canlı olmasına rağmen zorlayacak bir sınır bulamayınca ona buna saran, kendine zarar veren, kötü alışkanlıklara falan düşen enteresan bir türüz biz biliyorsunuz. Dolayısıyla hayatın içerisinde gerçek deneyimler risk gerektirir. Riskli şeyler tabii ki kendinizi delice riskle atmaktan bahsetmiyorum ama alışık olmadığınız, sizin normal rutininizde pek karşınıza çıkmayacak yeni deneyimleri hayatınızda arttırdıkça Gerçek bilgi ve sonuçta gerçek bilgelik buradan gelir. Teoride neler neler öğrenebilirsiniz. Ne kitaplar okuyabilirsiniz ama diyelim işte şeyi düşünün. Yani güllerle ilgili kütüphaneler okudunuz. Gülle ilgili her şeyi biliyorsunuz ama bir gün bir gülü kokladığınızda her şey değişir. O gülü elinize almak, yaprağının kadifemsi dokusunu hissetmek ya da kokusunu içinize çekmek hiçbir kitapta bulamayacağınız deneyimsel çok boyutlu bir yaşam parçasıdır. O yaşam parçasını yaşamadan Gül'den bir haber olarak ölürsünüz de gül konusunda profesör bile olmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayat böyle enteresan bir hayat. Evet gerçekten bir musibet çoğu zaman bin nasihattan iyi. Çünkü biz gerçekten öğütlerden değil yaşamsal deneyimlerden öğreniyoruz. Öğütler bizi yaşamsal deneyimlerde koruma amaçlı olarak hazırlayıcı ve koruyucu bir fonksiyon görüyor. Onda hiçbir şüphe yok. Fakat sadece o öğütlerin içinde kalırsak yanlış ve doğru öğütleri birbirinden ayırt edebilmemiz çok mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz, inşallah bilmiyorsunuz bu arada ben biliyorum. Küçükken bana maalesef birkaç kere duyduğum bir öğüt veriliyordu. Ve o öğütün lafsi tarifi şöyleydi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ve ben buna uzunca bir süre inandım. Yani onlu yaşlarıma kadar, onlu yaşlarımın sonuna kadar hatta hep böyle içimde bir duygu olarak bu kaldı. Yani ben ancak işte Türkiye'den birilerine güvenebilirim. Onun dışında herkes düşmanımdır falan filan gibi garip bir ruh haline bürünmemi sağlayan bir öğüttü bu. Ama ne zaman ki çok şükür bir yurt dışına çıkma, yabancı insanlarla tanışma şansım oldu. Konunun hiç de bu olmadığını anladım. Bunun saçma sapan bir öğüt olduğunu çok şükür deneyimleyecek kadar yaşama şansım oldu. O yüzden zihnimizdeki nasihatler, öğütler evet bir kısmı bizi koruyor ama bir kısmı belki de bizi çok ciddi sınırlandırıyor. O yüzden gerçek yaşam deneyimi iyidir. Buradan gitmeden önce kafamızı sayfalardan, ekranlardan arada bir çevirip gerçek hayatta ne olduğuna bir bakalım. Çünkü vaktimiz çok dar. Yani bizim dersler aslında çok kısa sürüyor. Yani milyarlarca yıllık evren tarihinde şu 70-80 sene vallahi bir şey değil. Zaten bunun bir 15-20 senesinde sarhoş gibiyiz hiç kendimizi bilmiyoruz. Son 15-20 senesi Allah ömür verirse zaten o da böyle rölantide geçiyor. Orada da çok bir şey yapamıyoruz. Aradaki şu verimli dönemi deneyimle zenginleştirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.